Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatımız İşte programının bu haftaki konu İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlham Öz. ...1970 Eskişehir doğumlu İlham Öz, lisans eğitimini ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini ODTÜ İşletme bölümünden aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde pazarlama üzerine doktora çalışması yaptı. ...15 yıldır sektörde danışman ve yönetici olarak görev alan Öz, 6 yıldır İşbir Sünger San Anonim Şirketi'nde genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Mehtap Akdağ bu çok özel sohbeti Hayatımız İşte izleyicileri için gerçekleştirdi. Bakalım İlham Öz, Mehtap Akdağ'a neler anlattı? Sevgili izleyiciler, bu haftaki Hayatımız İşte programında konuğum İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlham Öz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız İlham Bey? İyiyim, sizler? Çok mersi, sağ olun. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet. Zor oldu ama geç oldu. İnşallah güç olmayacak. İnşallah. Öncelikle buradan bahsedelim istiyorum ben ama bunun öncesinde izleyicilerimize sizden bahsedelim birazcık. İlham Öz kimdir? Ne zaman geldiniz bu göreve? Nasıl geldiniz? Şu an neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben 1970 yılında Eskişehir'de doğdum. Evet. Üniversiteyle birlikte Ankara'ya geldim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden aldım lisans derecemi. Daha sonra aynı üniversitenin işletme bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme doktoramı aldım. Hı hı. Sektörde yaklaşık 14 yıldır varım. Evet. Bu İşbir'den daha önce gene sektörün büyük firmalarından birinde çalışıyordum. Hı hı. Orada 7 yıl çalıştım. Daha sonra İşbir Sünger Sanayi AŞ ile tanıştım. Evet. 6 yıldır da İşbir Yatağın tüm operasyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevimi yürütüyorum. Evet. İşbir'den bahsetmek istiyorum ben izleyicilerimize. İşbir ne zaman kuruldu? Ne kadar süredir var? İşbir Holding 1967 yılında 3500 ortaklı olarak kuruldu. Evet. Hala bu yapı devam ediyor. Küçük iş, sermaye, küçük emeklilerin ve küçük sermayelerin büyük işler yapabilmesi amacıyla kurulmuş. Evet. Şu anda Türkiye'deki her geçen yıl büyüyen, sürekli temettü dağıtan, sürekli yatırımlarını yapan ender gruplardan biri. Ağırlıklı kurulan ilk şirketler hep ham madde üretimi üzerine. Evet. Örneğin Balıkesir'de İşbir Sentetik var. Bizim Big Bag diye tabir ettiğimiz endüstriyel tekstil alanında çuval üretimi yapar. Şu anda dünyada ikinci sıradadır kapasite olarak. İşbir Optik alanında liderler gözlük camı üretir. Hı hı. İşbir Sünger Sanayi AŞ hem mobilya sektörüne hem süngerin ara ihtiyaç olduğu diğer sektörlere ham madde üretir. İşbir Yatak son yatırım İşbir Holding'in şu anda bulunduğumuz yer. İşbir Holding'in nihai tüketiciye üretim yapan en son yatırımı. Evet. İlhan Bey, İşbir Yatağı detaylandıralım isterseniz. İşbir Yatak'ta burada yeni izlediniz. Neler söyleyeceksiniz yerinizle ilgili? İşbir Yatak, yatak, baza, el tekstili üretimi yapan bir yatırımı İşbir Holding'in. İşbir Sünger Sanayi bünyesi altında çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz yerde 30 bin metrekare açık alanlı, 20 bin metrekare kapalı alanlı üretim tesislerinin olduğu yerdeyiz. Evet. Holdingimiz de Ankara merkezli, biz de Ankara merkezli firmayız. İşbir Yatak ağırlıklı hedefi dünyada gelişen teknolojiyi sektöre adapte etmek. Evet. Örneğin dünyada gelişen bir visko teknolojisi oldu. İşbir Yatak bunu yatağa dönüştürerek hizmet veriyor. Hı hı. İşbir Yatak bir nanoteknoloji trendi hatırlarsanız. Evet. Nanoteknoloji bir yatak yaptı gibi dünyada gelişen teknolojiyi sektöre adapte etme misyonuyla burada üretim faaliyetine devam ediyor. Evet, takip ediyor oldukça yakından. İşbir Sünger olarak nerelerde üretim yapıyorsunuz? İşbir Sünger Sanayi AŞ'nin bir yatak üretimi var bulunduğumuz yer. İzmir, Torbalı'da sünger üretimimiz var. Bir de Ankara'da sünger üretimimiz var. Evet. İşbir Yatak demişken şirketinizin yatak sektöründe ne kadarlık bir payı var? Ne tür ürünler üretiyorsunuz burada? Şimdi pazarda bizim ana hedefimiz gelişen teknoloji sektörü adapte etme olunca biraz A artı A eksi ve B artı hedefleyen bir yapıya ulaştık. Evet. Örneğin işte bugün 8 zonlu masaj yapan bir yatağımız var bizim.
zaman ayarlayıcısıyla birlikte ayarlıyorsunuz. Sabah sizi masaj yaparak uyandırıyor. Evet. Şimdi hal böyle olunca, sürekli teknolojinin yatakla bağdaştığı bir yer olunca böyle bir hedef kitlesine oturtmuş olduk ürün gamımızı. Şu anda bizim yaptığımız hesaplarla biz bu ürün grubunda pazar lideriyiz. Genel yatak pazarını konuşacak olursak, yatak pazarı Türkiye'de 4 milyon adet yatağın satıldığı, bunun 1 milyonun otel hastaneye çıktığımızda 3 milyon adet yatağın satıldığı, bizim hesaplarımıza göre 800 milyon dolarlık bir pazar. Biz demin bahsettiğim bu kitlede ciro lideri olarak görüyoruz kendimizi. Evet. Ama bunun dışında bizim konvansiyonel dediğimiz yaylı yataklarımız, ekonomik gruba hedefleyen ürünlerimiz de var. Hı hı. Ama ağırlıklı sektörde, özellikle son 4-5 yıllık yapılanmayla birlikte, evet, hep yeni teknolojileri sektöre getiren olarak tanındık. Hı hı. Ve tüketicimizin gözünde de öyle konumlandık açıkçası. Evet. 2010 yılı sizin için nasıl geçti? Şimdi 2010 yılını analiz etmek için şeye çok iyi bakmak lazım, 2009 yılına. Evet. Krizle birlikte yapılan teşvikleri çok iyi okumak lazım. Kesinlikle. Sektöre ciddi bir KDV indirimi teşviği getirildi. İnanın bu KDV indirimi teşviğiyle bu sektör, mobilya sektörü için de söylüyorum bunu, ürün yetiştiremedik. Yani hepimiz, evet, iki kat kapasiteyle çalıştık. Yani 2009 yılında krizin göbeğinde biz %60 seviyelerinde büyüdük. Onun için 2010 yine bir büyüme var, yine iyi bir trend var, fakat 2009'a göre biraz rahvan geçti dolayısıyla. Evet. Onun sebebi de şu: bu sektörde KDV indirimi duyan tüketici biraz talebini öne çekti. Yani hazır KDV indirimi varken, işte seneye bir mobilya değişimi planlıyorsa, seneye bir yatak değişimi planlıyorsa 2010'da almayı tercih etti. Tamamı böyle olmasa bile, hı hı, bir talep kayması var. Onun için 2009-2010 beraber bakmak lazım. O anlamda biz mutluyuz 2010'un gidişinden. Gayet güzel geçirdiniz. Evet. Az önce Visco'dan bahsettiniz. Visco hakkında izleyicilerimize daha detaylı bilgi verecek olursak, sizin bu teknolojiyle kattığınız farklılıklar nelerdir? Şöyle izah edeyim. Gelişen teknoloji her sektörde olduğu gibi bu sektörde de insan sağlığı ve yararı adına bir takım yenilikleri ürüne dönüştürüyor. Evet. Visco da böyle bir şey. Visco ilk önce NASA'nın uzaydaki astronotların uzaya fırlatılırken, hı hı, üzerlerindeki basınç yükünü nasıl azaltırız düşüncesiyle oluşmuş bir Ar-Ge ürünü. Evet. Bu da sonradan yatağa dönüşmüş oldu dünyada. Türk mühendis ve işçileriyle açık hücreli olarak Visco'yu üreten firma, ilk firma biziz Türkiye'de. Visco şunu yapıyor: uyuma prosesini göz önüne aldığımızda, siz yattığınızda bir yer çekimi uyguluyorsunuz yatağa. Yatakta size bir karşı kuvvet uyguluyor. Konvansiyonel yataklar başınıza, kolunuza, basen bölgenize aynı kuvveti uygularken üzerinize bir basınç yükü kalıyor. Yani en rahat uyku, en sağlıklı uyku üzerinizdeki birleşim güçlerini, birleşen basınçların minimum olduğu nokta. Yani yer çekimiyle yatağın size uyguladığı kuvvetin dengelenmesi lazım. Visco bunu yapıyor. Visco sizin başınıza ayrı kuvvet, sırtınıza ayrı kuvvet ve bacaklarınıza ayrı kuvvet uygulayarak sizin üzerinizdeki basınç yükünü sıfıra indiriyor. Hı hı. Onun için Visco'da ilk yatan müşterilerimizin çok enteresan bir tespitleri var. Şey diyorlar, kendimizi havada yatmış hissettik diyorlar. Öyle hissetmelerinin sebebi bu. Evet. Aslında en rahat uyku uzayda, biraz ütopya ama uzayda uyunan uykudur. İşte yer çekimi yoktur, herhangi bir basınç yükü yoktur. Hı hı. Visco buna yakın bir konfor sağlıyor. Evet. Özetle böyle. Evet. Peki sektörde teknoloji liderliğiyle biliniyorsunuz. Bu teknolojileri detaylandıralım biraz da. Nelerdir bunlar? Evet. Şimdi bir konuşmamın başında bahsettiğim bir, işte bundan 4 yıl önce çıkardığımız nanoteknolojili bir yatak var. Hemen ondan bahsedeyim. Evet. İçinde küçük nano mikro kapsüller var. Siz uyuduğunuz zaman sürtünmeyle birlikte bu kapsüller patlıyor ve ortama lavanta kokusu yayıyor. Lavantanın da biliyorsunuz bir antistres, evet, ve rahatlatıcı özelliği var. Son zamanlarda mesela Visco'nun yeni bir trend gelişti. Doğal ürünler trendi. Biz bununla ilgili soya yağından bir yatak yaptık örneğin. Tamamen gene Visco özellikleri taşıyan soya yağından bir yatak yaptık. Soyanın da Uzak Doğu'daki faydaları malumunuz bilmiyor. Ondan sonra bir yine gelişen bir teknoloji, karbon ipliklerinden oluşan bir yatağımız var. Hani duş aldığınız zaman niye rahatlarsınız? Çünkü gün içerisinde vücudunuzda statik elektrik birikir. Evet. Ve topraklarsınız elektriği, nötrlersiniz duş aldığınızda. Bu yatak bunu yapıyor. Vücudunuzda biriken statik elektriği karbon iplikleri sayesinde nötrlüyor.
Böyle bir ürünümüz var, böyle bir yatak ürünümüz var. Onun dışında demin bahsettiğimiz bu soyalı ürüne masaj mekanizması kattık. O da yeni teknolojiler arasında yerini aldı. Evet. Yine doğa trendinden, Türkiye'de 3-4 ay önce çok konuşuldu. At saçından yatak. Evet. Biz bunu burada ülkemizde Türk mühendis işçileriyle yaptık. At saçının malumunuz bu kadar dünya tutulmasının sebebi hem dayanıklı bir dolgu malzemesi, evet, hem doğal klima etkisi var. Yani içindeki hava sirkülasyonuyla, nemlenme yeteneğiyle, nemi dengeleyici yeteneğiyle yazın sıcak, kışın serin tutan bir dolgu malzemesi. Evet. Onun dışında gene gelişen bir teknoloji, yatağın içerisindeki elyaf malzemesini özel uygulamalarla, ki bunlar sertifikalıdır bizde, tüketicinde sunuyoruz. Faranjite ve boğaz enfeksiyonuna sebep olan bazı virüsleri öldüren bir dolgu malzemesi. Lisansörüyüz biz Türkiye'de. Evet. Bütün yataklarımızda bunu kullanıyoruz. Yani tüketicinin sağlığına ve vücuduna uyumlu olabilecek bütün gelişen teknolojileri fuarlar ve araştırmalarımıza takip edip bunu laboratuvarlarda deneyip yatak sektörüne adapte ediyoruz özellikle. En rahat uyku için, evet, kesinlikle hiçbir yatakta istediğiniz ürünü bulabilirsiniz diyeceğim ama at saçı, Coco Dream ve motorlu baza. Evet. Bunlar nelerdir? Bunlar da bahsettiğimiz bizim yeni trend ürünlerimizden biri. Demin at saçını bahsetmiştim. Bu dolgu malzemesinin doğal bir nem dağıtma özelliği var. Coco da böyle. Hindistan cevizini kabuklarından yapılıyor. Evet. Bu dolgu malzemesi. Hem mukavemeti yüksek hem klima etkisi var. Motorlu baza ile ilgili de şunu düşündük biz. Gene böyle bir Ar-Ge çalışmasında. Biliyorsunuz hepimizin evinde sandıklı baza var. Evet. İşte kaldırıyoruz, kapatıyoruz. Üstelik yani ortalama güçteki bir bayan için oldukça meşakkatli bir şey bu. Ya bir gün bir mühendis arkadaşımız şunu düşünmüş. Ya bunu nasıl kolay hale getirebiliriz? Çünkü şu andaki manuel kullanımıyla sandıklı baza, eminim sizin evinizde de böyle. Evet. Kışlıkları kaldırıyorsunuz. Yılda iki kere kullanıyorsunuz. Yazlıkları çıkarıyorsunuz. Genelde kullanımı böyle. Bunu gündeliğe taşıyabilir miyiz? Gündeliğe taşımak için bunun kolay açılıp kapanması lazımdan, evet, hareketle bunu elektrikli hale getirdik. Bir kumandayla basıyoruz açılıyor, basıyoruz kapanıyor. Hı hı. Böylece belki de gündelik kullanımındaki eşyalarında kullanabileceği hale geldi. Motorlu, evet, baza bu. Evet. Peki bu yıl tüketicilere sunacağınız başka yenilikleriniz ve sürprizleriniz var mı? Bu yıl prototip aşamasında birkaç ürünümüz var. Şu anda gelişen teknolojiyle kan dolaşımını düzenleyen yatak üzerine çalışıyoruz. Acaba bunu yapabilir miyiz, sertifikalandırabilir miyiz diye. Evet. Bir kışın 4 dereceye kadar soğuyan, yazında 40 dereceye kadar ısınabilen klimalı bir yatak projemiz var. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Evet. Sektöre yepyeni bir yaklaşım getirdiniz. Bunların biri de uyku merkezi kavramı. Evet. Nedir uyku merkezi kavramı? Şimdi bir kere çok mutluluk duyuyoruz. Biz yatak sektörü diye bir sektörden bahsedilemezdi bundan 4 yıl öncesine kadar. Yatak ağırlıklı mobilyanın yanında hediye edilen bir emtiaydı. Hı hı. Biz bunun bir sağlık ürünü olduğunu, günümüzün üçte biri geçtiği ve ona göre bir bütçe ayırması gerektiği temasıyla lansmanlar yaptık. Evet. Ve şirketimizi ona göre yapılandırdık. Ar-Ge'mizi, mühendis kısmımızı, üretimimizi, bayağımızı, kataloglarımızı, tanıtımımızı ve uyku merkezi de bunların bir nüvesi. Dedik ki sadece yatak ürünleri satsınlar ki, evet, bizim ürünlerimiz detaylı anlatım gerektirdiği için satış noktalarımız buna konsantre olsun. Mobilya anlatmaktansa, hı hı, ev tekstiline çok boğulmaktansa tamamen yatak anlatsın. Alanında uzman yerler açalım. Uyku merkezleri böyle doğdu. Evet. Premium uyku merkezlerinin diğerlerinden farkı ne olacak peki? Şimdi şöyle, bu gelişen teknoloji çok fazla ürün çeşidi gerektiriyor. Bizim böyle bir projemiz var ama buradaki ana amaç metrekareleri büyütmek. Evet. Yani biz önümüzdeki 1-1,5 yılda metrekarelerimizi iki katına çıkarmayı, mağaza metrekarelerimizi düşünüyoruz. Çünkü çeşidimiz çok arttı. Hı hı. Takdir edersiniz ki bu ürün de müşterinin girecek, yatacak, elleyecek, bakacak, gözle görerek alabileceği bir ürün. Hı hı. Baza başlık grubunda da böyle. Orada çok değişik kumaş alternatifleri var. Döşenmiş halini görecek. Yani elektronik ortamda ki kadar etkin değil çıplak gözle görmesi. Öyle olunca tabii bir metrekare ihtiyacımız doğdu. Evet. Bu proje bu yüzden doğdu. Evet. Bu teknolojileri yurt dışında da pazarlıyor musunuz peki? Evet. Bizim şu andaki toplam üretimimizin %15'i ihracat. Aslında bu şöyle doğdu. Biraz bilişsel bir metotla biz ihracata başladık. Bu bahsettiğim viskoteknolojisinin
burada Türk mühendis ve işçileriyle ürettiğimiz zaman şunu gördük. Avrupa'da çok pahalı olduğunu gördük. Hı hı. Avrupa'nın üçte bir fiyatına biz Avrupa'da mal satabiliyoruz. Evet. Hal böyle olunca da önce Avrupa pazarına yöneldik. Yani şu anda bizim toplam ihracatımızın %90'ı Avrupa'ya. Ve yani gururla söyleyebilirim ki Avrupalı meslektaşlarımızdan daha kaliteli ürünü onların yarı fiyatına satar durumdayız şu anda Avrupa'da. Evet. Bizim şu anda Avrupa ülkelerinde yani 14 oldu mağazamız. Biz 2 yıl içerisinde 40'a tamamlamayı planlıyoruz. Hı hı. Avrupa'dan sonra yönümüzü aslında bizim biraz Orta Doğu'ya çevirdik. Yani %10'luk ihracatımız Orta Doğu'da. Bu biraz krizle oldu. Malumunuz Avrupa'da yaşanan kriz herkesin yönünün Orta Doğu'ya dönmesine sebep oldu. Bir de İstanbul Mobilya Fuarı tam krizle aynı zamana gelen sürelerdeydi ve o fuarda ciddi bir Orta Doğu'lu müşteri kitlesi akımı oldu. O periyotta teknolojimizi onlarla da tanıştırma fırsatını bulduk. Yani özetleyecek olursak %90'ını Avrupa'ya, %10'u Orta Doğu olmak üzere ihracatımız devam ediyor şimdi. Evet. Peki şirket olarak vizyonunuzda sektöre birçok hareket getirdiniz. Bu yenilikler, hareketler tüketici alışkanlıklarını nasıl etkiledi? Şimdi mutlulukla görüyoruz ki bizim bu kadar emeğimiz, çabamız tüketicilerimizin yatağa olan bilincinin artmasını sağladı. Hı hı. Yani biz Türkiye'de yatak bilincinde olan ve artık ben bunu bir hediye olarak değil, bu benim için bir sağlık ürünü, günümün evet. üçte biri geçiyor. Araştırarak alayım, ciddi bir bütçe ayırayım, aldığım zaman 8 yıl kullanıyorum hı hı. diyen müşteri kitlesinin artmasında işbir yatan çok büyük rolü var. Yani evet. Bunu herkes kabul ediyor, bunu sektörde de duyuyoruz. Tabii pastayı büyüttük biz aslında. Evet. Yani bu pastayı büyüttük. Yani pastanın büyümesi aslında her zaman faydalı olur. Çok fazla seçeneğiniz var ama. Tabii arkamızdan da rakipler de girdi. Bu da güzel. Çünkü rakipler girdikçe rekabet olacak, yeni teknolojiler gelecek, kampanyalar olacak. Yani bu gruba ulaşan müşteri kitlesi büyüyecek. Evet. Yani pastanın büyümesi her zaman yararlı da Türkiye için. Evet. Öyle bakıyoruz. Birçok müşterinin mutlaka ki size birebir geri dönüşümü olmuştur. Ben bunu merak ediyorum. Mesela neler söylüyorlar sizin ürünlerinizi kullananlar? Tabii çok ilginç tepkiler alıyoruz. Bir tanesini az önce bahsetmiştim. Hı hı. Yani bizim anket formlarımız var. Müşterilerimizi anketlerle de ödüllendiriyoruz. En azından onlardan olumlu olumsuz alacağımız geri beslemeler bizim argelerimizi ışık tutuyor takdir evet. edersiniz ki. O anketlerden gelen sonuçlar hakikaten yorgunluğumuzu giderir derecede. Yani daha önce hiç böyle yapmamıştık. İşte bir hayal dünyasında gibi uyudum. Demin söylediğim gibi mesela bir müşterimiz çok iyi, havada yakmış hissettim diyor birçoğu. Demin anlattığım teknik evet. sebeplerle diyor bunu. Evet. İşte bunu kim akıl ettiyse tebrik ediyorum diyen anketler var. Yani çok güzel tepkiler alıyoruz tüketicilerimizden. Mesela şunu merak ediyorum. Çalışmaların sonucunda daha bunu piyasaya sürmeden önce sizler deniyor musunuz? Tabii bizim oradan? Bir fokus grup çalışmamız var. Bir de laboratuvarımız var, uyku laboratuvarımız. Hem burada bilimsel anlamda testleri yapıyoruz. Hem de fokus gruplarla küçük pazar araştırmaları yapıyoruz. Evet. Peki istihdamdan bahsetmek istiyorum ben. İstihdam sayınızı öğrenebilir miyim? Burada bulunduğumuz fabrika işbir yatak fabrikası. Evet. 160 kişi çalışıyor. Toplam işbir sünger sanayi AŞ'yi sorarsanız 600 civarındayız. Oldukça yüksek bir rakam. Evet. Peki çalışan personelinizde daha iyi verim alabilmek için çalışmalar yapıyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Mesela, neler yapıyorsunuz mesela? Bir kere o anlamda hem motivasyon hem de şirket kültürünün oluşmasında uygulamamız var. Mesela şu anda belki arkadaşlarımız göremiyorlar ama arka tarafta işçilerimiz şu anda molaya çıktılar ve tavla oynuyorlar. Evet. Mesela içeride langır salonumuz var. Arkada voleybol sahamız var. Bizim hem mavi yakalı hem beyaz yakalı arkadaşlarımız. Molalarda mutlaka bir sosyal aktivite onlara önerilir. Sosyal aktiviteleri, şansları çeşitlilikle birlikte onların tercihine sunulur. Evet. Bir böyle bir uygulama sürekli evet. devam ediyor. Onun dışında mutlaka düzenli şirket yemeklerimiz ve mesela en son geçen personel hafta çıkmamız vardı. Evet. Buna önem veren bir şirket. Yani çok ortaklı bir yapı zaten 67 yılından bu taraflara her sene büyüyerek Türkiye'de çok az örneği olarak başka türlü gelemez. Yani evet. insan kaynağı yöneticiniz önemli kaynaklardan bir tanesidir. Bizim şirketimizin kültürü ve bakış açısı bu açıkçası. Evet. Peki işbir yatak olarak şu an kaç mağazanız var Türkiye'de? Demin bahsettiğimiz uyku merkezi olarak tamamen franchise mağaza dediğimiz 140. 140 mağazanız var. 2001 2011
yılı sonuna kadar kaç mağaza daha açmayı hedefliyorsunuz? Şimdi çok fazla başvuruyla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat, nelere dikkat ediyorsunuz mesela? Evet, nelere söyleyeyim? Yani bu tabii bizle oluşmuş bir konsept. Sadece yatak baza satan mağazalar konsepti. Tabii rekabet de artmaya başladı. Pazarı iyi koklamak lazım. Çok fazla bay adedine ulaşmak da bayilerimizi mutsuz da edebilir. Yani örneğin yakın bir yerde bir yer daha açtığımızda belki de onun cirosu bölünecek. Bunlara dikkat ederek biz biraz daha stable büyümeye çalışıyoruz. Yani bu seneki hedefimiz %20-25'ler civarında bir bayi artışı. Yani öyle bir anda iki katına çıkalım, her yerde olalım gibi bir derdimiz yok. Mühim olan bizi açacak kişinin bu işe aşık kişi olması lazım. Bizim vereceğimiz eğitimlerle ben tüketiciye sağlık aktarıyorum, ben sosyal bir sorumluluk üstleniyorum diyecek kişi olması lazım para kazanmaktan ziyade. Tabii ki para kazanmak için açılıyor bu mağazalar. Ama bu sekonder bir amaç olmalı. Evet. Primer amaç bizim şirket kültürümüze uygun olmalı. Evet. Yani ben sağlık satan birisiyim, tüketiciyi bilinçlendiren birisiyim diye emek veren biri olmalı. Bir de tabii bu işi döndürebilecek bir sermayesi olmalı. Kesinlikle. Peki yurt dışı planlarınızdan bahsedelim isterseniz biraz da. Yurt dışı ile ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bizim demin size bahsettiğim gibi Avrupa'ya girişimiz biraz bilişsel oldu. Bizim teknolojimiz ucuzmuş, Avrupa'ya satabiliriz'den doğan bir tabloydu. Çeşitli pazar araştırmalarıyla mağazalarımızı açtık. Kriz biraz Orta Doğu'ya yönelmemiz sağladı. Şu anda mesela İran'da 6. mağazamız oldu. Irak'ta 3 mağazamız var, Suriye'de var. Şeyde zayıfız çünkü bugüne kadar oralara daha yönlenmedik. Yani Rusya'da şimdi 4 tane bir franchise distribütörlüğü verdik. 4 mağazamız oldu. Türkiye Cumhuriyetleri'ne açılma planımız var. Avrupa'da olmadığımız bölgeler var. Yani işte Norveç'te mağazamız var, Finlandiya'da yok. Öyle düşünün. Fransa'da varız, İspanya'da yokuz gibi. Bir Avrupa'yı tamamlayacağız ihracatta. Biraz Türkiye Cumhuriyetleri'ne yöneleceğiz. Orta Doğu'da da yerimizi sağlamlaştıracağız inşallah. Mesela sizin hedefleriniz arasında yakın Balkan ülkelerinde nereler var? Oralarda varız. Şöyle söyleyeyim, hemen başlayayım. Yunanistan'da 6 tane mağaza var. Bulgaristan'da 4 tane mağazamız var. Romanya'da 2 tane mağazamız var. Ama mesela olmadığımız bölgeler var. İşte Bosna Hersek'te olmamız lazım. Mesela Makedonya'da olmamız lazım gibi. Bunları tamamlayacağız. Evet. Sohbet ederken fuarlardan sıkça bahsettiniz. Evet. Hangi fuarlara katılıyorsunuz iş bir yatak olarak? Biz şöyle söyleyeyim. En son mesela İran fuarından geldi ihracattaki arkadaşlar. İnanılmaz yoğun bir ilgiyle karşılaşmışlar. Çok mutlu olduk. Biz Dubai'de katılıyoruz. İran'da katılıyoruz. Avrupa'da Sultan'a gelmiş bazı fuarlar vardı. Genelde Almanya merkezli. Evet. Bir Frankfurt Dayan Tekstil vardı. Yine ne vardı? Bunlara katılıyoruz. En son bir İspanya Valencia'ya denedik. O kriz öncesiydi. Gayet verim aldık ama ondan sonra işte Avrupa kriziyle birlikte durdu. İçeride de İstanbul Mobilya Fuarı bizim için yani tartışmasız çok başarılı bir fuardır İMOK. Yani biz her katıldığımızda çok iyi geri dönüşümler aldık açıkçası. Her sene de düzenli katılıyoruz. Evet. Peki işbirliği yatak olarak sosyal sorumluluk projeleriniz var mı? En son bir tanesini tamamladık. Hemen hemen biz iki kampanyada bir sosyal sorumluluk projesine el atmaya çalışıyoruz. En son Tema ile ortak bir şey yaptık. Herhalde bundan iki kampanya önceydi. Bir grup ürünlerimizi alan müşterilerimize Tema'dan bir Antalya'da bir arazi tahsis edildi bize. Oraya İşbir Hatıra Ormanı adını verdik ve bu grubu alan her müşterimiz için bir fidan diktik ve bunu sertifikalandırarak müşterilerimize gönderdik. Evet. Mesela hemen sorunuzda ilk aklıma gelen en son yaptığım sosyal sorumluluk projesi bu. Kesinlikle çok güzel bir proje. Peki içinde bulunduğunuz sektörü değerlendirmenizi istesem neler söyleyeceksiniz? Yıllardır bu işin içindesiniz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir meslektaşımız söylemişti. Herhalde yani net rakam bilmekle birlikte konuşulan bir rakam var. Şimdi Türkiye'de çok fazla yatak üreticisi var. Yani bu rakamın işte yani iki makinesi olandan büyüklere kadar hani bakıldığında işte 5.000'ler 10.000'ler falan konuşuluyor. Evet. Geçen gün meslektaşımız söylemişti. Yani sırf Kayseri'de 650 tane yatak üretebilecek ve yatak üreten ya da benzer türevlerini üreten üretici var. Bu da tabii yoğun rekabetin yaşandığı bir sektör bizim sektörümüz. Burada rekabetin iki tür avantajı var. Yani bir fiyat avantajı var. Bir de tüketicinin ürününüzü farklılaştırmak istediğiniz için tüketicinin faydasına olacak. Demin bahsettiğim sağlık ve teknolojinin gelmesi. Evet. Aslında burada markalı
firmanın adedinin artması lazım. Yani ben eksiği öyle görüyorum. Yani biraz daha markasızların daha azaldığı, daha markaların olduğu, pastanın büyüdüğü, ağırlıklı bir teknoloji yarışının olduğu ve bu yarışın tüketicinin yararına olduğu, tüketicinin sağlığının yararına olduğu bir sektör hayal ediyorum. Evet. Bu da tabii öyle gitmiyor mu? Öyle gidiyor. Yani bu yolda ilerliyor ama tüketicinin bilincinin gelişmesi, buna yeterli bütçe ayırması, yeterli yatırımı yapması bir dönüşüm süreci. Bu sektör bu dinamikleriyle bunu yapacak güçte. Yani önümüzdeki yıllarda daha da bizim amacımıza uygun, daha kaliteli, daha sağlık teknolojileri rekabet eden, daha tüketicilerin sağlığına yararlar sunan bir sektör haline gelecek diye düşünüyorum. Evet. Konuyu biraz genişletecek olursak, açık ve net şekliyle, mesela bu sektörün artıları nedir, eksileri nedir? Eksileri siz ne şekilde aşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bu sektörün bence en önemli artısı şudur. Türkiye genç nüfus. Evet. Ve Türkiye'de yıllık 600 bin adet evlilik yapılıyor. Şimdi demin konuşmanın başında şunu söyledim size. 1 milyon yatak oteller hastaneleri satılıyor. 3 milyon yatak nasıl oluyor? İşte yeni ev alınıyor. İnşaat sektörü stimülatörü. Ya da bilinçle oluyor. Eskiyen yatak ya da yeni bir teknoloji gelmişle oluyor. O anlamda aslında çok ciddi bir pazarın üzerinde oturuyoruz. Ve yapılan teşviklerin çok büyük katkısı oldu. Sektörün böyle bir yararı var. Yani yatak sektörü, sonuçta mobilya sektörüne yapılan o kademe indirim avantajlarından yararlanıyor. Bugün uygulanan ihracat teşviklerinden yararlanıyoruz. Mesela biz o fuarlarda çok ciddi teşvikler alıyoruz. Evet. Bu bizim ihracatımızın da artmasını sağlıyor. Böyle uygulanan avantajları var. Ama sektörün içerisinde çok fazla üretici olması, kaliteli ürün yapan, Ar-Ge teknoloji araştıran şirketlerin az olması, daha işte bizim tabirimizle no name, daha ucuza mal yapan firmaların çok olması bazen tüketicilerimizi yanıltabiliyor. Evet. Buna üzülüyoruz sadece. Bu sektörün en önemli dezavantajı o. Ama demin bahsettiğim gibi tüketici artan bu bilinç, bu tür firmaların, yani göreceli daha sağlıksız üreten firmaların, daha sağlıksız ürün üretenlerin, göreceli daha geri teknolojide üretim yapan firmaları dan talebi, Ar-Ge'ye yatırım yapan, teknolojiye yatırım yapan, tüketicinin sağlığını daha çok düşünen firmalara kaydıracaktır, kaydırma yolunda ilerliyor. Kesinlikle. Ar-Ge demişken Ar-Ge çalışmalarınız var mı? Evet var. Yani biz ne bunların diyor? Arkasında zaten Ar-Ge çalışması olmadan bu noktalara biz gelemezdik. Kısacık bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Çalışan personelinizi detaylandıracak olursak, mesela izleyen izleyicilerimizden hiçbir yatakta çalışmak için veya çalışabilmek için neleri yapmak gerekiyor, ne gibi şartlar istiyorsunuz? Hemen bahsedeyim ondan da. Bizim insan kaynakları alımlarımız İşbir Holding merkezden yürüyor. Evet. Bağlı şirketler insan kaynakları taleplerini holding merkezine iletiyorlar ve orada ilk görüşmeler yapılıp ilkelemeler yapıldıktan sonra ilgili iştirake, ilgili müdüre adaylar sunuluyor. Bir kere çalışma sistemimiz böyle. Onun için bizde çalışmak isteyen adaylarımızın İşbir Holding'in sayfasındaki bilgileri almaları ve İşbir Holding üzerinden bir veri tabanına kendilerini aktarmaları sağlıklı olacaktır. Aradığımız özelliklere gelince artık gelinen noktada bir kere yabancı dilin konuşulacak bir tarafı yok. Çünkü öyle enteresan ki artık sadece ihracat ve ithalatla alakalı bir şey değil. İşte yurt içinde bir lisans alıyorsunuz. Artık globalleşen dünya, iletişimin hızlanması, tüm dünyaya ticaret yapan bir ülke haline geliyorsunuz. Evet. Yani ihracattan bağımsız da bir ham madde alımı olabilir, bir joint venture kurulumu olabilir, bir yeni proje olabilir. Onun için adaylarımızda bizim yabancı dil şartı arıyoruz, üniversite mezuniyeti şartı arıyoruz. Bir de tabii okul her şey demek değil. Bizim ilk alınırken bir takım testlerimiz var. Yani benim çok
önem verdiğim bir şey vardır. Hakikaten üniversitenin verdiği bir algoritma vardır. Evet. Yani problem çözme algoritması, ama onun dışında da ben hep genç adaylara tavsiyem şudur. İşinize sahip çıkın. Evet. Yani size bir şeyler verilmesini değil, siz bir şeyler almayı bekleyin. Buna da biz katma değer yaratan personel diyoruz. Katma değer yaratan personel bizde şudur. Kendi iş tanımı dışında ekstra katkı koyan, gelişime katkı koyan kişidir. Evet. Biz adaylarımızla mülakatlarda hep bunu anlamaya çalışıyoruz. Ekstra bir şey alabilir miyiz? Bize katma değer yaratabilir mi? Neler bizim gibi mi? Gelişen, Ar-Ge'ye önem veren bir şirkete bu anlamda iki misyon örtüşür mü? Genelde buna bakıyoruz. Siz kendinizde ne gibi değişiklikler, gelişmeler yapıyorsunuz? Mesela böyle bir şirketin başındasınız, genel müdür yardımcısınız. Siz ne şekilde teknolojiye, gelişen dünyaya uyum sağlayabiliyorsunuz? Bir kere yani bireysel olarak soruyorsanız şunu söyleyeyim. Ben çok sık gezen birisiyim. Evet. Yani pat bir anda işte Las Vegas Market'te fuardayken işte Erbil'deydim mesela. Pazar nereye gidiyor diye bakmaya gitmiştim geçen yıl. Bir kere gezmek o anlamda çok önemli. Fuar artı pazar gezmek çok önemli. Çünkü nereye gittiğini görüyorsunuz fuarda işin. Yani biz çok enteresan. Biz sadece kendi fuarlarımıza katılmayız yurt dışında. Mesela bir anda bizi plastik fuarında görebilirsiniz. Evet. Allah Allah ne işi var diye sorarlar iş bir yatağın. Ben ya da arkadaşlarım, artık üst düzey yönetimimiz, orada plastik fuarından sektöre ne getirebiliriz bizle alakalı, belki onu yakalamaya çalışıyorlardır. Yani bir kere böyle gezen bir yapımız var bizim. Zaten belli, o kadar fazla ürün yelpazeniz var ki hani yan yana gelemeyecek birçok şeyi iş bir yatak bir araya getirmiş. Demek ki yani bahsettiğiniz şeylerin devamında bulunan, gelinen noktalar bunlar. Bir de çok okuyorum, onu söyleyeyim. Zaten bir ayağım akademide, doktora yapmam hasebiyle. Pazarlama alanında benim doktoram. Öyle olunca çok fazla makale okuyorum. Zaten yani akademik kısmı gereği de çok fazla makale okuyorum. Evet. Okuduğum makalelerle dünyanın da nereye gittiğini görüyorum. Yani yeni trendler ne? Yani sosyal dünya bilimler anlamında da, yani Ar-Ge mühendislik tamam ama sosyal bilimler anlamında da neler yapılıyor? Evet. Ne yeni düşünceler var? Nasıl felsefeler var? Bunları da tabii adapte etmeye çalışıyorum açıkçası şirkete. Reklamla eş zamanlı gidiyorsunuz işiniz gereği. Mesela reklama nasıl bir bütçe ayırıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Reklam çalışmalarını ne şekilde yürütüyorsunuz? Çünkü son zamanlarda özellikle izleyicilerin birçoğu reklamlarınızın çok çok döndüğünü görüyorlar, izliyorlar, beğeniyorlar. Siz bu çalışmaları nasıl sürdürüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Aslında çok güzel sordunuz. Yani ben hiç aklıma gelmezdi ve bundan bahsetmek isterdim açıkçası. Benim şöyle bir tabirim var bizim şirketimizle ilgili. Biz sektörün Harley Davidson'ıyız diye bir tabirim var. Birkaç röportajda da çıktı. Biliyorsunuz Harley Davidson bir chopper motorudur. Evet. Ben bu arada motosiklete de meraklıyım. Motorum da var. Harley Davidson çok reklamını göremezsiniz ama fan kulüpleri vardır. Kulaktan kulağa yayılmışlar. Evet. Ama bilirsiniz. İş bir yatak böyle marka oldu. Yani inanın biz son 5 yılda hani sektörün reklama ne pay ayırdığına bakarsanız sadece yatak üreten bir firmayız. Çok cüzi, çok konservatif bütçelerle yola çıktık biz. Evet. Şu anda sizin bu gördüklerinizle aslında sektörle karşılaştırdığında inanın çok cüzi ve çok konservatif rakamlar. Çünkü hani bizde bir mobilya üretimi yok. Çünkü dedik ki biz bu alanda uzman olalım, sadece yatak üretelim. Öyle olunca da belli bir bütçeyle rekabet edebiliyorsunuz. Evet. Ama ne kadar mutlu ki bize kulaktan kulağa yayılarak beğeniyle geniş kitlelere giderek biz belki milyonlarca dolarla yapamayacağımız reklamı kesinlikle yaptık bu sayede. Evet. Yani böyle geldik biz bu noktada. Yazılı görsel medyada. Reklam yok mu? Yazılı görsel medyada, yani görsel medyada daha az, yazılı medyada ürünlerimizin hikayesi olduğu için yazılı medyayı yoğun kullanıyoruz biz. Çok bir daha rahat. Timer'lı sizi uyandırsın, 8'e kurun. Bunu anlatmanız lazım tüketiciye. Yani bunu da yazılı medyada anlatmanız lazım. Yani nanoteknoloji, yatak anlatmanız lazım. Evet. Onun için yazılı medyayı yoğun kullanıyoruz, haklısınız. Evet. Müşterilerin geri dönüşlerinden tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Mesela izleyicilerimiz şu an görsellerde de görüyorlar zaten yataklarınızı, yaptığınız tüm ürünleri. Bunların size geri dönüşümlerinde yaşadıklarınız nelerdir? Yani bir
tüketiciyi ikna etmek için neler yapılıyor? Ürünleri detaylı anlattınız ama daha da geniş yelpazeyle anlatacak olursak, bir tüketiciyi mesela beni ele alacak olursanız nasıl ikna ediyorsunuz? Nasıl yola çıkıyorsunuz? Satış noktasında sıcak satış anında soruyorsanız, orada bizim teşvik kitlerimiz var. Evet. Yani şeyden bahsetmiyorum. Klasik olduğu için yatağı denetiyoruz, yatıyoruz vesaire. Hı-hı. Ama en önemli araçlardan biri kullandığımız kitler. Mesela bizim demin bahsettiğimiz o vücuttaki basınca ve ısıya duyarlı yapıya göre tepki veren visko teknolojisi kitlerimizle bir bilyemiz var mesela. Bir konvansiyonel süngere atıyoruz. Hı-hı. Tepkiyi gösteriyoruz. Bir de viskoya atıyoruz. İkisinin arasındaki farkı görüyoruz. Diyoruz ki bu vücudunuz olsaydı. Bilyanın, bilyeye uygulanan tepkisi vücudunuza uygulansaydı siz de sağlıklı uyur muydunuz? Yoksa bundan mı sağlıklı uyurdunuz diyoruz mesela. Mesela 45 gün iade garantimiz var. Kullandırıyoruz. Ondan sonra müşterimiz ya memnun kalmadım dediği zaman bir kere o müşteriye çok büyük bir rahatlık veriyor. Var mı hiç? Var. Şöyle, hayır, böyle bir garantimiz var. Hı hı. Ha, dönen var mıdır? Çok az. Yani intikal eden birdir, ikidir, o kadardır. Evet. Yani çok azdır. Onun genelde memnuniyet var. Hı hı. O dönenler de genelde, yani bir araştırma yaptık, o 1, 2'ler, 3'ler kimler? Onlar genelde belli yaşın üstündekiler. Evet. Yani yıllarca bu ülkede yaylı yatan, konvansiyonel yatan ortopedik olduğu penetre edildi. Böyle bir fikir penetre edildi. Onlar sert yatağa alıştılar. Evet. Yani sert yatak ortopedik yataktır. Kesinlikle en sert yatağa yeni yataktır evet. Alışıldığı için. Evet. Sert yatağa alışmış olanların viskoya dönmesi zaman alıyor. Hı hı. Biz hep diyoruz ki vücudun alışması bir 3 haftadır, 21 gündür. Bazen bunu beklemeyenler oluyor. Yok ben buna alışamam, iade garantiniz var diyor. Genelde yaşı ileri kesin bunlar. Alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar. İstatistiklerde baktığınız kadarıyla genelde hangi yaş grubu, hangi meslek grubu en çok hiçbir yatağı tercih ediyor? Şöyle, aslında geniş bir yaş grubu. Yani 25 de var bizim hesabımıza göre. Mesela çok ilginç bir şey var. Biz hani bizim hedef kitlemiz %80 bayandır, 25-40'tır gibi bir ön yargımız vardı. Evet. Şunu da gördüm. Yani yatak artık öyle bir imtia haline geldi ki baylar da gidip karar verip alıyorlar hani bayanlardan ziyade. Hı hı. Ya beraber alınıyor, artık o hale geliyor. Ya da yani enteresan da bir direkt bayalıcımız da var bizim. Evet. Sonuçta diyeceksiniz ki baylar da yatak diyordu ama genelde hanımefendilerdir kararı veren. Hı hı. Ama çok bunun böyle olmadığını, işin %50-50 gittiğini gördük. Bir de 25-40 olmadığını, yani bu işin 20'ler tire 60'lara kadar dayandığını gördük yaptığımız araştırmayla. Evet. Çünkü aslında doğru bir şey, bu belki bizim yanlış bir önyargımız. Çünkü yaş ilerledikçe sağlığa daha düşkün oluyor insan. Kesinlikle. Yani öyle baktığınızda hani yeni evlilikler, yeni trend, teknolojiyi takip eden genç nüfus diye bakabilirsiniz ama bir taraftan da yaşlı grupta artan sağlık bilincinin yarattığı bir hedef kitle var. Kesinlikle artık. Öyle olunca bayağı geniş bir hedef kitle. Hani yatmak, uyumak, vücudun istediği ihtiyaç falan bunun ötesine geçiriyor iş bir yatak anladığım kadarıyla. En sağlıklı şekliyle, en rahat şekliyle zaten çok yoğun tempoda çalışıyor insanlar artık. Hı. Çok hızlı bir tempoda çalışıyorlar. En güzel zamanlarını en rahat uykuyla, en iyi şekliyle işbir bunu galiba müşterilerine, tüketicilerine sunuyor. Mesela bir tane örnek var enteresan. Demin bahsettiğim masajlı yatağımız, yaptığımız araştırmaya göre en çok iş çevreleri tarafından tercih edilmiş. Evet. Yani araştırdık bunun sebebi. Ne? Demin sabah özelliğinden bahsettim. Masajın para uyandırmasan. Gece de şöyle bir şey var. Yani masajı, mekanizmasını çalıştırdığınızda ayarlıyorsunuz. Sizin uyuduğunuzda duruyor. Yani masaj yaparak uyuyorsunuz. Ondan sonra duyuyor, normal yatağa dönüşüyor. Evet. Yani mesela bu o yoğun iş temposuna karşılık tercih edilen bir Kesinlikle. Yer. Hatta bu visko teknolojisi öyle bir hale geldi ki, onu da enteresan bir şekilde tüketicilerden gelen ilginç şeyler var mı demiştiniz, onu da söyleyeyim. Visko teknolojisine alışan bir kişi başka bir yatakta rahat edemiyor. Alışkanlık yaratıyor. Onun için de şöyle bir yol düşündük. İnsanlar genelde otellere gittiğinde maalesef otellerle ilgili hani sektör sıkıntısı derseniz onu da antiparantez gireyim. Otellerimizde de çok yavaş yavaş uyanmaya başladı bilin. Çünkü yatırımlar yapılıyor. Kesinlikle. Yatağa geldiği zaman hemen hemen ortalama ya da ortalama altı bir yatak tercih ediyor otel yatırımcıları. Yani oysa bir otelde verilecek en önemli değer yatak için. Zaten yani oradaki rahat bir yatak çok önemli. Biz bu müşterilerimizi düşünerek
Travel Set adı altında rulo bir visko yatak düşünün. Yanında yastığı, çantası var, bavulu. Yanında çek çantasıyla otele götürebiliyor. Hı hı. Ve seriyor ve visko konforuyla uyuyor. Evet. Öyle bir ürün yaptık. Evet. İlhan Bey, biraz da işbir yatağı diğer markalardan ayıran temel özelliklerinizden bahsetmek istiyorum izleyicilerimize. Nelerdir bunlar? Bu biraz önce bahsettiğim yeni teknolojik ürünler dışında ister ekonomik grup olsun ister üst grup olsun tüm yataklarımızda kullandığımız çok özel malzemeler var. Hı hı. Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Nedir bu malzemeler? Mesela yatak sadece dışarıda gördüğünüz kumaş ve içerideki yayından oluşmuyor. Hı hı. İç dolgu malzemeleri de var. Örneğin bizim bütün yataklarımızda kullandığımız bize özel lisanslı Advanson'un ürettiği Qualifil Air Allerman adında bir evet. lisanslı elyafımız var. Bu elyaf ne yapıyor? Bu elyaf normalde yatakta kullanılan dolgu elyaflarına göre 4 kat daha pahalı. Ama bu elyaf üzerine gelen mite'lar, mantarlar, hı hı. eva karlarını öldürüyor. Ve bakteri ve faranjide sebep olan bazı virüsleri de yok ediyor. Evet. Takdir edersiniz ki hani yatağa bir elektronik mikroskopla baksanız belki uyuyamazsınız. Kesinlikle. Ama bizim bu kullandığımız malzemeler, bizim yataklarımıza baktığımızda bunları göremezsiniz. Tabii bunun da bir maliyeti var. Üst tarafa geçtiğimizde kumaşta örneğin bir kumaşın metresi 3 lira ise farz-ı misal biz 4,5 liraya alıyoruz. %50 daha pahalı. Sebebi de şu. Kumaşa özel apre uygulattırıyoruz. Evet. Gene üzerine gelen bakterileri, alerjenleri öldürsün diye. Hı hı. En önemli genel olarak kullandığımız hı hı. farklarımızdan, tüketicimizin bizi tercih etmesi gereken farklarımızdan biri bu. Demin bahsettiğim hangi yatağı alırsa alsın, ister visko alsın, ister nanoteknoloji alsın, isterse piyasada bulunan hı hı. konvansiyonel, yaylı, çok ucuz bir yatağı alsın. Hı hı. Hepsinde bunlar var. Evet. Biraz da sağlık ürünlerinizden bahsedelim isterseniz. İşbir yatakta hangi sağlık ürünleri var? Bizim demin anlattığım sağlık teknoloji bağlam ürünlerimiz dışında evet. Viscomet dediğimiz bir medikal yastık grubumuz var. Burada yaklaşık 28 çeşit yastığımız var. Buradaki aldığımız feyiz ve yaptığımız iş yani bir tedavi değil ama hastalığa yakalananlara ilaç tedavisinin yanında doktorların da tavsiye ettiği bizim laboratuvarlarımızda da gördüğümüz şekliyle bir destek tedavi hizmeti sunmak ya da sağlıklı olanlara hastalanmamasını sağlamak. Hı hı. Örneğin işte bir reflü yastığımız hı hı. var. Reflü malumunuz. Evet, bende de var. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Belli bir süre ilaç tedavisiyle birlikte reflünün yoğun olduğu dönemlerde doktorlar açılı bir yastıkla yatmasını tavsiye evet. ediyorlar hastalara. Bizim farklı reflü şiddetlerine göre 10 derece, 20 derece, 30 derece yatayla açı yapan evet. ve sizi düz değil, yatay bir şekilde yatıran ve rahat uyumanızı sağlayan, en azından akıntıyı engelleyen evet. bir reflü yastığımız var. Örneğin hemoroid yastığımız var, yuvarlak, ring hı-hı. diyoruz biz ona. Hem hemoroid hastaları kullanıyor, sıkıntılı dönemlerinde, hem koksiks hastaları, kuyruk hı-hı. sokumu rahatsızlığı evet. olanlar kullanıyor. Örneğin bir yastığımız var, maltrest dediğimiz, hı-hı. vücudun ayak tarafında baldırı açıyla alıp uyluk kemiğini yere paralel tutuyor. Mesela hı hı. doktorların tavsiyesi belli bir yaş üstü bayanlarda günde 10 dakika ayağı bu şekilde dinlendirmek varise sebep olacak faktörleri ortadan kaldırıyor. Evet. Örneğin. Bunun gibi birçok yastığımız var. Örneğin bir Visco Baby adında yastığımız var. Anneler hem emzirirken kullanıyorlar hem de çocuklarını güvenli bir şekilde yere oturturken kullanıyorlar. Ay evet. şeklinde bu yastığımız. Evet. Doktorlar hep şunu tavsiye ederler, emzirirken çocuğu belli bir açıyla emzirin, hı hı. işte kulak iltihabı olmasın şeklinde. Simit şeklinde bellerine geçiriyorlar ve çocuk hem bunun üzerinde destek almış oluyorlar, hem yorulmuyorlar, hem buna sebebiyet vermiyorlar. Aynı zamanda günlük işte 1-3 yaş arasında yere bırakılan çocuklarda çevresini bu ring dediğimiz visko yastıkla sarıp sağa sola düştüklerinde yumuşak bir zemine düşmelerini sağlıyor. Evet. Tüketicilerimizden gelen enteresan şeyler var. Mesela hamileyken kullandım çok faydalı oldu diye hamilenin son aşamalarında biliyorsunuz sağa sola dönme rahatsızlıkları evet. oluyor. Bu yastığı ay şeklindeki yastığı yarım ay şeklindeki yastığı hamile müşterilerimiz de rahat etmek ağrı çekmemek adına kullanıyorlar. Böyle 28 çeşit yastığımız var. 1-2 dakikalık konuşmalarla geçiyoruz ama aslında gerçekten çok çok önemli. Evet. Hani yatağın detaylarını verdik ama yastık da en az yatak kadar önemli bence. Mesela reflüden bahsettiniz.
Hemoroidden bahsettiniz ki eminim birçok izleyicimiz şu an izlerken ya gerçekten mi deyip yanlarında çok zorluklar çektikleri, aslında bu zamana kadar çok sıkıntı çektikleri, evet, sağlık sıkıntılarını işbir yatak bir şekilde ortadan kaldırmasa bile en azından destekliyor, değil mi? Ya da oluşacak olası bir sendromu sağlıklıyken engelliyor. Varisle ilgili merak ettiğim bir şey var mesela. Oluşumundan sonra mı yoksa oluşumundan önce mi? Şöyle, her ikisi de bizim ona hitap ediyor. Yani oluşmadan önce de sıkıntıyı azaltıcı ve oradaki sıkıntıları gidereceği şeklinde, evet, bizim sonuçlarımız var. Diğer 28 ürünün içinde şu an aklınıza gelenlerden hangileri boyun var? Boyun fıtığı için yastıklarımız var. Ondan sonra diz altı destek yastığımız var. Ortopedik yastıklarımız var. Bu, yani örneğin bir tane şey anlatayım size. Bu, yani sağlıklı yaşam aktivitesi olan bir şey. Ben futbol oynarken ayağımı kırdım. Hem de fibula kırığıydı bilekten. Bundan 2 yıl önce. Bizim yastıklarımız sayesinde inanılmaz rahat yattım. Hem yukarıda tutmam gerekiyor, hem üzerine basınç gelmesi gerekiyor. Bilek kırığı çok önemliydi. Bu yastıklardan yararlandım. Yani alçılıydı, ilaçla takviye edildi falan ama bu yastıklar çok büyük destek. Aslında bilinçsizlikten de kaynaklanan birçok sıkıntıyı kendimiz doğuruyoruz aslında. Mesela normal yumuşak yastık da koyabilirdiniz. Belki çok yanlış bir şeydi ama yapabilirdiniz de bunu. Ve kaynama süresini geciktirirdi. Kesinlikle. Bu. Belki de yanlış bir şeyler de olacaktı. En azından doğru şekilde, en doğru ellerden bunları bir şekilde tedarik edebilirler işbir yataktan. Evet. İşbir yatakla ilgili neler söyleyeceksiniz son olarak? İşbir yatağın tabii ki bütün kuruluşlar para kazanmak için varlar. Fakat ben işbir yatağı özgeçmişimde de sorduğunuzda anlatmıştım. Evet. Sektörde 14 yılım doldu. Yani işbir yatakta inanılmaz bir sosyal sorumluluk ve inanılmaz bir şirket kültürü gördüm. Ben de buna adapte oldum açıkçası. Yani hep şöyle bir felsefe var ve bu keşke herkes de böyle olsa. Önce iyi bir şeyler yapalım, toplum için bir şeyler yapalım, sosyal bir şeyler yapalım. Para zaten bunun gerisinde gelecektir şeklinde. Evet. İşbir hakikaten bu bütün yatırımlarında bu yolla ilerlediği için 67 yıllardan bugüne kadar hiç bozulmadan, sürekli büyüyerek, sürekli ortaklarını mutlu ederek gelmiş. Ben hakikaten bu firmada çalıştığım için gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza ben konuk olduğunuz ederim. İçin. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Hayatımız İşte programıyla sizlerin karşısında olacağız. Öneri ve görüşleriniz için hayatimizişte@beyaztv.com.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.